Can, ne söyleyeceksiniz? Ben yapmak istiyorum izninizle. Lütfen siz yapın. Buradaki tamam. Herkes yapabilir mi? Herkese, bütün ekibim, herkes başladık şu anda. Ekran başında siz de lütfen şükür için adalet diye. Lütfen ben de şu anda şeyde yapacağım, yazacağım sosyal medyamdan. Yaptınız mı? Şükür için adalet diye yazdı burada herkes. Ben de sosyal medyamdan yapacağım. Yaklaşık 600 bin takipçim var benim de sosyal medyada. Onlardan da rica ediyorum. Kendi özel sosyal medyamda, Arslan Didem'de Twitter hesabım var. Orada da şükür için adalet istiyoruz. İnşallah. Şükür için adalet istiyoruz. İnşallah o da adalet gerçekleşecek. Çünkü ben sevgili izleyiciler, yani özür dilerim bu ifadeyi kullandığım için ama yayına girerken öğrendiğim bazı iddialar var. Onların hepsini konuşacağız. Ya benim kanıma dokundu ya sevgili izleyiciler. 15 yaşında bir kız çocuğu hamile bırakılıyor. Planlayarak ve tasarlanarak öldürülüyor iddiaya göre. Neler evet. oluyor neler? Şükür için adalet yazıyor musunuz? Bütün ekibim de yazsın. Merve'cim sen de yaz. Herkes yazsın. Kameraman arkadaşlarım da öyle. İnşallah adalet yerini bulacak. Tunca Hanımcığım ilk attı zaten. Yaptınız mı? Helal evet. olsun size. Teşekkür Allah ederim. Sağ olun. Fatmacığım sen şimdi yaklaşık 72 saat gözaltındaydın. Evet. İlk gittiğinde nasıldı? Ne hissettin? Ya hiç korkmuyordu Didem Hanım. Çünkü biliyordum kendimin suçsuz olduğunu. Hı hı. Sadece adalet için yani hiçbir şeysiz gittim yani. Hiç yani korkum da yoktu. Kaçma şeyim de yoktu. Öyle mi yani bağlamasalardı gittim yani. Yani ne olsa olsun dedim gittim. O yolculuk nasıl geçti? Isparta kaç saat sürdü yolculuk? Ben de tweet atıyorum da bir yandan atacağım şu anda sosyal medyamda. Saat 10'da aldılar beni. Saat 7.30-8 gibi mi vardık? Peki Merve gelsene şimdi ben yayını sürdürürken. Merve yanımda dur, gel benim için de buradan tweet atar mısın? Gel Merve. Merve gel, hashtag aç. Gel yanıma dur. Ben şu an yapayım sevgilinizle. Bana müsaade eder misiniz ben de bir yandan? Tabii bir dakika. Hemen yazıyorum. Tabii bir dakika lütfen. Şükür. Şükür için sevgili izleyiciler, izninizle ben de şu anda tweet atıyorum. Şükür için adalet. Adalet. Şükür için adalet. Adalet Bakanlığı'nı da işte şey yapar mısınız? Etiketler misin? Adalet Bakanlığı'nı da etiketle. Aile Bakanlığı'nı etiketle lütfen. Lütfen Sayın Cumhurbaşkanımızı da etiketler misin? Herkesi etiketle. Sayın Cumhurbaşkanımızı, Aile Bakanımızı ve de Sayın Adalet Bakanımızı etiketlersen sevinirim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. İnşallah şükür için er ya da geç adalet yerini bulacak. Tamam, benim sayfamdan da Arslan Didem Twitter bakayım ben lütfen. Attı mı tweet'i? Tamam, teşekkürler Yasemin'cim. Ben de bir bakayım. Evet, profilime girdim. 526 bin şükür için adalet. Adalet istiyoruz. Adalet Bakanlığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı da etiketledik. Çok teşekkür ediyorum. Benden de retweet yapabilirsiniz sevgili izleyiciler. Benim sosyal medya hesabımdan da. Şimdi hemen devam edelim. Ama bir ara seni gözaltındayken ağlarken gördük. Yani daha doğrusu şeydeyken, gözaltına alını göremezdik de böyle şey giderken, sağlık kontrollerine girip çıkarken ağladın bir ara. Niye ağladın? Yani kızım için yani dedim ama yani adalet yerini bulacak diye sevindimden ağladım yani kızım için. Başka hiçbir şey için değil. Peki yani ben kendimden korkum olmadığı için hiç kendim için ağlamadım. Yani ben kızım için ağladım adalet yerini buluyor diye. Yani onun da tutuklandığını öğrendiğim için. Yani sevinç gözyaşlarım veya acı hepsi vardı içinde. Yani çocuğumun mezarı belli olacak diye sevinciyle yani onunla ağladım. Şimdi Mustafa benim kızım yaşıyor ve yurt dışında Belçika'ya gönderdi Fatma diye ve bunu söyleyerek işte sayın hakimimizi ikna etmiş. Sayın hakimimize buna kanaat getirmiş. Tamam, tutuklu yargılanmasın. Yani savcı niye araştırmamış savcı da yani iş etmemiş. Savcımız araştırıyor. Bütün dosya gidiyor ama sayın hakimimiz tutuklama bir tedbirdir. Bunu ben anlıyorum. Tutuklama bir tedbirdir. Tedbiren işte özgürlüklerin kısıtlanmaması için uygulanan bir şey. Anlıyorum ama Şükür'ün hakkı ne olacak? Şükür'ün hakkı ne olacak? Bu adam dışarıdayken 10 yıl boyunca profesyonel yalan söylediyse, bütün köyü korkuttuysa, 10 yıl boyunca seni baskıladıysa, bütün uzman her şeyi karartacak, herkesi yani. Konuşacakları da konuşturmayacak ki yani. Konuşturmayacak. Daha yüreklenecek dedim ama daha yüreklenecek. Buyurun. Tehlikesi varsa, delilleri karartma tehlikesi varsa tutuklama tedbirinin mutlaka uygulanması gerekiyor. Ki bu ikisinin de bu olayda olduğunu açıkçası ben hukuken düşünüyorum. Şimdi bazı izleyicilerimiz bize WhatsApp'tan atıyorlar. Sevgili izleyiciler bize WhatsApp'tan atmanız olmuyor. Daha doğrusu şöyle, ben kendi profilimi de size göstereyim. Şöyle hemen şu profil Twitter var ya, Twitter bir de X hesabı var böyle Elon Musk değiştirdi onu, Elon Musk. Eski adı Twitter, yeni adı X böyle. Oradan şükür için adalet yazıyorsunuz.
Türkiye gündemine girmişiz. Teşekkür ediyorum hepinize. Sayın Cumhurbaşkanımıza da saygılarımı sunuyorum. Adalet Bakanımıza da öyle. Her ikisini de lütfen etiketlerseniz, Sayın Cumhurbaşkanımızı, Sayın Adalet Bakanımızı da etiketlerseniz çok memnun olurum. Yılmaz Bey de görüyorsunuz. Ya buradan tweet atacağım. Bize WhatsApp'a bunu yazmanız önemli değil. Çok teşekkür ederim. Yine önemli. Çok başımın üzerine yeriniz var. Ama lütfen X var ya, eski adıyla Twitter, yeni adıyla X. Oradan tweet atıyorsunuz. Türkiye gündemine girmişiz. Hadi daha üst sıralara taşıyalım. Bütün Türkiye haberdar olsun. Zaten haberdar. Daha da haberdar olsun. İnşallah Şükür İş'in adalette yerini bulacak. Çok sıcak gelişmeler var. Neden öyle dediğimi gerçekten birazdan anlayacaksınız. Sayın savcımızın itirazı ile ilgili sonucu bekliyoruz. Bir tane daha önemli çok gelişme var. Onu birazdan öğreneceksiniz. Şimdi Mustafa özellikle son gülen iyi güler derken, sana bu mesajı gönderirken ne demek istedi sence? Bilmiyorum yani. Onu bir hazırlasanıza arkadaşlar. Çıkacağın diyedir. Çıkacağına emin. Emin. Neye güveniyor, kime güveniyor? Yani avukatlara güvenmiş dedi de bana. Avukatı yok ki. Avukatı yok. Yok mu? Hayır. Mustafa'nın önce bir 7 tane avukatı var dendi. Sonra 4 tane avukatı var dendi. Sonra 2 tane avukatı var dendi. O 2 tane avukatından bir tanesi de biz bazı görüntüleri yayınladık diye. Belki Mustafa vasıtasıyla biz de buradan nemalanırız diye, para kazanmak için. Mustafa'ya yanaşan tipler. O yanaşan tipler de gidip Mustafa'yı Çarıksaraylar'da, Şarkı Karaaş'ta savunmamış. Mustafa devletin verdiği avukatla mahkemeye çıkmış. İyi olmuş, iyi olmuş. Ya. Gönderdiği mesajı yayınlayalım mı? Hemen yayınlayalım. Bak sana ne mesajı gönderdi. Buyur. Mustafa, mahkemeye sevk ediliyorsun. Bir şey söyleyecek misin? Yok, söyleyecek bir şeyim yok. Zeynep seni niye yarı yolda bıraktı? Bilmem ben. Fatma Nalgül. Niye gitmiş? Avukatlarına kadar saydın. Saysın. Fatma'nın görüntülerini niye yaydın, sevgilisiyle kaçtı mı diyecek? Kim? Zeynep'in söylediği gibi. Zeynep'in böyle iddiası var. Zeynep bugün yayında olacak, ona söyleyeceğim bir şey var mı? Selam söyleyin. Selam söyleyelim. Madem bu kadar beni kötüye attı, iki ay benim yatağımda niye yattı? Paranı aldın mı onun hesabından? Benim param yoktu onda. Yaylaya niye götürmeye çalıştın onu? Gezmeye gittik, benim yayladık evime. Başka bir yere daha götürmek istemiştin, korkmuş. Nere, korkmuş mu? Korkmuş, gelmedi. İyi, tamam. Selam. Baban diyor ki artık ne varsa söylesin, bizi de kurtarsın diyor. Tamam. Kızının ölümüyle bilgin var mı? Son gelen iyi güler. O Fatma'ya da söyle mi, son gelen iyi güler. Bulacak inşallah, adalet yerine bulacak. O zaman sen güleceksin burada. Aha. Yani adalet yerine bulacak. Savcım elinin şey gibi çalışıyor dedi bana. Yani gene evladı gibi çalışıyor savcım. Biliyorum. Komutanımız yani da öyle, biliyor musun? Jandarmamızda hepsi de elini, yani gene evladı gibi çalışıyorlar. Ne uykusu var, ne düneyi var yani. Allah razı olsun devletinden. Sen bu kadar çok çalışmıyorsan bile şaşırmışsın değil mi? Aynen, bu 14 yani, yıla. Çok, sana ne bilgiler yani, söylemişler, ne bilgiler söylemişler. Aynen. Hepsini yani, hepsini öğreneceğiz. Hepsini haberdar edeceksin bize inşallah. Yani bu arada arkadaşlar şu anda Büşra dediğimiz yere hareket etti mi o gelişmelerden? Ay tamam. Bu arada Tuncay Hanım çok önemli bir hashtag için bir şey hatırlattı. Twitter için nasıl yazmanız gerekiyor? Ben de bir sosyal medya. Ben hemen söyle şu şekilde hashtag skur uyla için adalet. Yani noktalama için. İşaretler olmayacak. Ben koydum evet, ama noktalama. Türkçe karakter kullanmadan. Var Şükür için ama yani diğer türlü söylüyor. İki türlü de yazın ya. Hepsini yazın, bir şey yapın. Sosyal medyaya koyun lütfen. İcın teşekkürler. Adalet. Üçüncü bir kişi daha var. Arkadaşlar telefonumu da alabilir miyim? Yazdınız mı arkadaşlar? Yayınlayalım mı? O üçüncü kişiyi merak ediyorsunuz değil mi sevgili izleyiciler? Pınar'ı yayınlayalım mı? Instagram'a koyun lütfen hemen. Instagram'a koyun. Şu anda ekranda da yayınlıyoruz. Üçüncü kişi daha gözaltına alındı. O üçüncü kişi de fellik fellik burayı arıyor. Kardeşim konuşacaksın sen de. Sen çok önemli bir insansın. Kimliğini açıklayacağım. Önce görüntüler gelsin, sonra kimliğini açıklıyorum. Üçüncü kişi çok önemli. Buyurun. Gel ver. Telefonda ne konuştunuz? Şükür iş gördün mü? Bir kardeşim görmedim ya. Telefonda ne konuştunuz? Şükür iş gördün mü? Bir kardeşim görmedim ya.
açıklayacağım üçüncü kişinin kim olduğunu. Zaten görüntüleri siz gördünüz, sosyal medyada da gördünüz. Bu arada sosyal medyada Şükür için Adalet hashtagimiz 18. sıraya yükselmiş. Sevgili Vazgeçme izleyicileri, 600 bin takipçimiz, sosyal medyadaki takipçimiz. Dün ilk 100 sıralamasında da 9. olmuşuz. Dolayısıyla Türkiye'deki herkesten ama herkesten. Sizden çok rica ediyorum, ne olur lütfen rica ediyorum. Şükür için Adalet hashtagine desteklerinizi bekliyorum. Şöyle birinci sıraya taşıyalım mı birlikte, sizlerle birlikte? Herkes ama herkes lütfen, birinci sıradaymışız. Helal olsun Şükür'ü destekleyen herkese ama herkese. Hashtaglere devam, hashtaglere devam. Şükür için adalet isteyen ama herkese. Ama herkese, ama herkese, teker 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 teker, büyüklerin ellerinden öpüyorum, yaşıtlarıma sarılıyorum, küçüklerin de gözlerinden öpüyorum. Kocaman kocaman alkışlarımı gönderiyorum sizlere. Devam sevgili izleyiciler. İnşallah Şükür için adalet yerini bulacak. İnşallah Şükür için adalet yerini bulacak. Bütün yayın boyunca hashtaglerinizi bekliyorum. Lütfen bizi birinci sıradan, bütün yayın süresi ne kadar bilmiyorum. 3 saat mi 4 saat mi yayın yapıyorum. 4 saat boyunca birinci sırada tutalım mı? Çok rica ediyorum. Sayın Adalet Bakanımızı, Sayın Cumhurbaşkanımızı da etiketlemenizi rica ediyorum.